Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. Kündelik İstiklal Haberleri programımızı görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Haberimizde vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertipi de bulubatkan muhim haberlerini huzurunla usulümüz. Ama bugün haberimizin başlaştığım burun, kanalımızda haberlerinin tarqıtılış saatiyle alakadar yeni özgertiliş hakkı destlerini vakıflandırmız. O bosumu her günü akşam saatlerde huzurunla da bulup gelubatkan İstiklal kündelik haberlerimizin tarqıtılış vakti ertedim başlap. İnşallah İstanbul vakti saat 14, yani 2'de huzurunla da buldu elbette bu. Otur Asya'daki nurgun kayrındaşlarımız olma körüş saatleri ulağı tihinmek uygun bulduğallıkı üçün bu özgertleşini elip badık. Şimdi her günü Türkistan TV kanalımızda tarqıtılı vatkan Türkçe haberimizin saati bu. İstanbul vakti saat 19, yani 7 kılıp özgertildi. Bu məlumatını yetküzgən bulaydı. Qanamsa, diqqətinizə bugünkü xəbərlərimizin təfsilatı da olsun. Malaysiya Müslüman Yaşlar Hərəkəti cəza lağırları haqqında bayanat elan qıldı. 10-cı iyun Malaysiya Müslüman Yaşlar Hərəkəti abim bayanat elan qılıb, Xitay dairələrinin Şərq Türkistandakı cəza lağırlarına qamalğan Uyğur müsəlmanlarını dərhal quyub etişini, cəza lağırlarını keçiktürməsdən taqaşın tələb qıldı. Bayanata Xitayının Şarkı Türkistan'daki milyondan artık Uyghur Müslümanlarını tutkun kılıp, barlıq kişilik hukuklarından mahrum kılgallıqı, cismani ve manevi cihetten katı xorlıqallıqı, dini ve milli kımet kararışlarını ayağı astı kılgallıqı, çeteldeki Uyghurlarının ailesi bilen heçkandak alaqı kılalmaydıqallıqı ve kaytalmaydıqallıqı körüstüp ötülgen ve Xitayının bu kılmışlarını toxtutuşkı buyurgan. Bayanatı yana İslam Hemkarlık Teşkilatı'a əza 57 devlet ve onlarının puralırığı xitap kılınğan bulup, Xitay'a karata zürür hareketke ötmesliknin emeliyeti zoravallıq ve adaletsizlikini kolluğallıq bulup hesaplandıqallıqı bildirilgen. Bayanatı yana Malaysiya hükümeti ve İslam dünyasını Xitay'a karşı siyasi besimini küçeytip ve diplomatiya cahettin tırışçallıq körüstüp, ceza lagırlarda kişilik hukuki defsende kılınıvatkan Uyghur Müslümanlarını derhal kuyup bir işki mecburlaşkı çakırı kılıngan. Yazgıcı Nurmuhammed Tohti şehit kılındı. 10. iyun ictimai uçur vasıtırı dargılgan kaygoluk uçurlarda məlum buluşça, yazgıcı Nurmuhammed Tohti ceza lagırda şehit kılınıp, cesti ailesi tapşırıp berilgen. Xotan diyarının gururi, elinin yığısıgı yığılap, külküsüge külgen yazgıcı Nurmuhammed Tohti'nin cesti, 2019 yılı 31 May sakçılar tarafından ailesine tapşırıp verilgen. Merhum yazgıcı vapat buluştun 70 gün ilgiri soraydıgan geppar digen bahanı bilen Xitay sakçıları tarafından elip getilgen. Malum buluşça merhum tutup getilgenden kirli kesili kozgalgan bosumu, bırak doktorunun tekşürüşüge nöbet tekmedi digendek bahanılar bilen davalımay taşlap koyulup ziyankeşlik kılıngan. Hatta merhumun cesti ailesine tapşırıp verilgende putlardaki kişenmu elip etilmigen. Merhumun ceza lagırda ya ki kamakhandı soraqtı qiynap öldürülgenliki hazırca namalum. Merhum yazgıcı Nurmuhammed Tohti 1949 yılı 13 ayda Şarkı Türkistan'ın Xotan naisi Tevekkül Yesit doğulgan. 1966 yılı Xotan şehirde Tuluk Otur Mektepini püttürgen. 1973 yıldın 77 yılıca Atalmış Şinjan Üniversitesi Matematik Fakültesi de okugan. Okuş püttürgen deyken ilgiri kiyen bulup Xotan Pedagogika Ali Teknikomu'da okutkıcı, Xotan Vilayetlik Partikom'da katip, yazgıcılar cemiyetinin kespi yazgıcısı bulup işligen. Merhum hazırlık kadar 5 post, 50 neçi hikaye, bir nesirler toplumu, 30'a yakın edebi akbarat, edebi hatıra, kısı ve eslemelerini ilan kılgan. Onun eserleri reallıkını eks ettirişti özgüce alahidlikke ilgi bulup, okurmalarını hayacanğı saldıgan keyfiyat, təsirat payda kılış cahitlerde özgüce yol tutkan. Merhum til işletiş ve bayan kılış sanatı da özüge has uslub şekillendirilgen yazgıcılarının biri. Merhum 1984 yılı Kaşteşi jurnalda elan kılıngan Boynaq Haqqıdı Xatırlar namlıq nesiri bilen edebi icadiyet sepige koşulup, o dünyadaki sorak, beştüp səgü terek, acayip kesbi aile, altın, sihisen anı derya yurunkaş katarlıq hikayeleri, amanet, şehla köz, çöl oğlu, karlıgaç uvu salgan ayvanda namlıq povistleri bilen halkımız içi de tunulgan. Allah merhumga şehitlik makamı ailesine sabır versin. Xitay ülkelerde iğir kelkün apeti yüz verdi. Haberiyeti doğrunun tünügünki haberde bildirilmişçe, Xitay'nın bir kısım ülkelerde iğir kelkün apeti yüz vergen.
Xabarda Xitoyning Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Guangdong va Guangxi qatorliq o'lka va rayonlarda yoqqan qattiq yomg'irning kelkun apati va tog' g'umurlishini keltirib chiqarganligi, hozirga qadar 7 kishining o'lganligi, 5 kishining yaralanganligi va 5 kishining yo'qolib ketganligi bildirilgan. Xabarda yana apat rayonidagi kishilarning tarqoqlashtirilganligi, apatning nurg'un iqtisodiy ziyon keltirib chiqarganligi, shundaqla nurg'unligan terilg'u yerning vayron bo'lganligi bildirilgan. İctimai taratqularda tarqalgan silliq ko'rinishlarda ko'rsatilishicha, iğir kelkun yo'ldagi mashinalarni eqitib ketgan. Bir qism qurilishlar o'rilib tushgan, kelkunda qolgan ba'zi kishilar ko'yriklarga chiqib olib panohlanishga majbur bo'lgan. Bildirilishicha, Xitoy doiralarining kelkunda o'lgan va yaralanganlarning haqiqiy sonini yashirganligi bildirilmoqda. Xitoy jazo lagerdan qo'yib etilganlarga mo yashash imkoniyati qoldirmadi. Yaqinda tarqalgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Sharqiy Turkistonda jazo lagerga qamalgan yoki bir mazgil qamalib qo'yib berilgan kishilarning urug' tuqqanlari turlik cheklimlarga uchirmoqda. Uchurda ko'rsatilishicha, jazo lagerga qamalganlarning farzandlari va tuqqanlarining oliy maktab imtihoniga qatnashish salohiyati elib tashlangan. Maktab va yaslilarmo ularning farzandlarini qabul qilishni rad qilgan. Undan boshqa jazo lagerdan chiqqanlarga terilg'u yer berilmagan. Idora organlarmo ularni ishlatishni rad qilgan. Burunqi ijtimoiy va davolanish sug'urtalari butunlay bekor qilingan. Hatto banklarmo ularga hisob ochib bermagan. Bulardan sirt o'quvchilardan oliy maktab imtihoniga qatnashish uchun qizil naqshlarni va Xi Jinping idiyasini yodlash talab qilingan bo'lib, nechiligan siyosiy kitoblarni tamomlagandan keyin undan o'qish bitirish guvonamasini ola olgan. Bosh elchi sim to'suqlar mol chorvalar uchun ishlatildi. Insonlar uchun emas dedi. Washington vaqti to'rining 7-iyundagi xabarda bildirilishicha, Amerika xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Sam Brownback oldingi hafta o'tkazilgan Tiananmen qatliamining 30 yilligini xotirlash yig'ilishida Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari haqida to'xtalib, sim to'suqlar mol chorvalar uchun ishlatildi. Insonlar uchun emas deb ko'rsatgan. Boshqa hay'at a'zolarimi Xitoy doiralarining dunyodagi eng cho'ng turmini qurib chiqib, milliondan ortiq uyg'urni tarbiyalash bahonasi bilan tutqun qilganligiga qarshi xalqaroliq besimni kuchaytirishni talab qilgan. Uyg'ur kishilik huquq loyihasi raisi Nuri Turkal uyg'urlar masalasi haqida to'xtalib, ayni vaqtda Amerika hukumatining Tiananmen vaqasi nurg'ullagan Xitoy o'quvchilarga panohlik berganligini, hozir Xitoyning ziyonkashligiga uchrab siyosiy panohlik tilagan uyg'ur o'quvchilarga mo ayni vaqtdagiga o'xshash yordam qilishi kerakligini ta'kidlagan. Osiyo tadqiqoti analizchisi Olivia Enos Xitoyning Sharqiy Turkistonni yadroliq masalasi deb qaraydiganligini, shunga Amerikaning mo bu masalani oldingi o'ringa qo'yishi kerakligini bildirgan. Pakistan va Islom hamkorlik tashkilotining uyg'urlar uchun so'zlash mas'uliyati bor. Hindiston kontrolligidagi Kashmirdagi Hurriyat yig'ini nomliq siyosiy partiya va ijtimoiy guruhlarning birlashma organi Xitoyning uyg'urlarga tutgan muomilasini tanqidlab, Pokiston bilan Islom hamkorlik tashkilotining uyg'urlar uchun so'zlash mas'uliyati borligini bildirdi. Bu so'zlarni Pokiston hukumati uyg'urlarning taqdiriga ko'z yumib olgan bir mazgilda Hindiston kontrolligidagi Kashmirdagi bir musulmon tashkilotining qilishi xalqaro taratqularning diqqatini qo'zg'adi. O'zlarini dunyodagi musulmonlarning homiyasi deb kelayotgan Pokiston va Saudiya Arabiston qatorliq davlatlarining Xitoyning 2 milliondan ortiq musulmonni yig'ib olish lagerlariga qamab, ularning madaniyati va diniy e'tiqodini cheklashiga sukut qilishi g'arb demokratik davlatlarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qattiq tanqidiga uchrab kelgan edi. O'rtasharq va Shimoliy Afrika Moliya to'ri nomli to'r jurnalining xabar qilishicha, Kashmir Hurriyat yig'inining raisi Said Ali Shah Gilani yaqinda Xitoyning uyg'ur musulmonlarga qaratgan bostirishini haqsizlik, g'ayri-insoniylik deb ayiblab, Xitoy rejimining uyg'ur musulmonlarga tutgan rahimsiz muomilasi ko'p sonlikning zulmi va diniy o'chmanlikning eng yirginishlik shakli. Bu har bir vijdonli insonning umrut qisni silkivatgudak hodisa degan. Gilani yana Pokiston doiralarini va Islom hamkorlik tashkilotini ogohlantirib, ularning bostirishga uchrayotgan qirindosh uyg'ur erkak ayollar uchun so'zlash mas'uliyati borligini ta'kidladi. Xabarda qayd qilinishicha, Pokiston bilan Islom hamkorlik tashkiloti Kashmirning o'z taqdirini o'zi hal qilish harakatini qo'llab kelayotgan bo'lsa-mu, lekin Gilanining uyg'urlar haqidagi so'zi uning prinsip va islomiy ahkomlarda ching turganligini ko'rsatdi degan.
Xəbərdə yana Uyğurlarının tragediyası Kəşmir üçün bulubmu Pakistan bilan İslam Həmkarlıq Təşkilatı Hindistanın Birləşkən Millətlər Təşkilatının Kəşmir haqqıdakı qərarlarını icra qılışığı türtkü buldu deb qaraydığanlar üçün bir savaq ikənligini təkidləyən. Amerikadan Xitay oquğuçu və tədqiqatçılara yeni besim. Reuters xəbər agentliyi tarqalğan xəbərlərə əsaslanğanda Amerikadakı bəzi qanun çıxarğıçılar bexəterlik səbəbindən Xitay oquğuçuları və alimlərinin Amerikada xidmət qilish imkaniyyətini təsdiqləşdirməkçi bolğan. Amerika Dövlət Məclis əzaları hazır Xitayğa əlaqədar bəzi bir yeni qanunlarını tayyarlayatqan bolub, bu qanunlarda Amerika Ali Texnikum məktəbləri və təcrübəxanlarğa Xitaydan gələn yardımların hamısını hökumətə dokumentat qılıb duruşu kerakligi. Amerika Xitay armiyası bilan münasibəti bar deb qaragan Xitay oquğuçuları yoki alimlərini Amerikaga kirishdən cheklash yoki muhim bo'lgan fanniy tadqiqotlarga yaqinlashtirmaslik. Agar Amerikadagi maktab va tadqiqot markazlari bu yangi qonunga amal qilmasa, iqtisodiy jazo qo'yildiganligi bildirildi. O'tirg'i sunilgan bu yangi qonunlar hozir Amerikadagi Xitay oquğuçi, tadqiqotchi va shirkatlarga Amerika hukumat tomonidan kelayotgan besimlarning ustiga yana bir besim elib keldigan. Kanada'nın başkalarının diniga hürmeti dikkat tartdi. İctimai uçur vasitası Facebook'ta Perhat Qasım Efendi'nin hesabıda yollanğan uçurlar uyğurlarının dikkatini qozğıdı. Uçurda Perhat Qasım Efendi oğlu Mustafa'nın bugün Kanada'nın federal saxçısı bolğanlığını bildirip, özünün xuşallığını ifadeligen bolup, Kanada'nın Müslümanlarga körsetken hürmeti sebeplik pəxirlengenlikini bildirgen. Uçurda bildirilişe Kanada saxçı idarisi Mustafa ve başka Müslüman oquğuçular üçün Taharet alıdığan cay, namaz okuşka musalla hazırlap bergen bulup, Ramazan'da soğurluk ve iptarlık tayyarlap bergen. Şundakla onun Müslüman ikenlikini közü tutup, o mukaddes bilgen Kur'an-ı Kerim'ni tutup durup, kasem birleşigi ruhsat kılgan. Perhat Qasım Efendi uçuruda bu ehvallarının onu kattık təsirlendirgenlikini, Xtayığı bulgan nefretini teximi aşırganlıkını bildirgen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşürse sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim. Selamun aleyküm ve rahmetullah.